First of all, I have to thank everybody for trusting in me to be here. And when I arrived at the club, Oguzhan told me anything I need, anything I want him to help me, he was able to help with me, and I was very happy about this. And for me being here, you have to keep working a lot to be on a top level. It's not being easy to be a footballer. You always have to work hard, and this is what I want to be. I want to be in a top level. And thanks be to God, I'm here today in another family, which I call my home as Besiktas. So I'll keep working hard, and I'll keep focused on every game and every training. And also the important thing is to be ready for the Champions League qualification. That's how we are preparing with the coach and the players. Everyone is preparing for this because it's very important for us to win this game and qualify to the Champions League stage. Tekrar ben burada olmama vesile olan, bana güvenen herkese teşekkür etmek istiyorum. Adaptasyon sürecimde de bana yardımcı olan, başta Oğuzhan olmak üzere tüm takım arkadaşlarıma da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Burada olmak, buralara gelmek, hatta bu seviyede kalmak açıkçası zor. Ben de en üst seviyede olmayı bu yüzden istemiştim ve buralarda kalmayı çok çalışarak hedefliyorum uzun vadede de. Biz Şampiyonlar Ligi elemesi için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Hepimiz bu ligi oynamak istiyoruz. Umarım bu turu geçip ondan sonraki turları da geçip gruplara katılacağız. İnşallah. Evet, Mensah'ın görüşleri böyle yeni sezon öncesi. Oğuzhan'dan da rica edelim yeni sezon temennilerini ve PAOK maçı ile ilgili düşüncelerini. Tabii bir hafta sonra çok önemli bir maçımız var. Kısa bir kamp dönemi oldu bizim için. Ama çok ağır itmanlar, çift itmanlar yaparak hazırlandık. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız gerekiyor. Hem futbolcunun kariyerinde oynayabileceği en üst turnuvalardan biri ve kulübümüz için de maddi anlamda gerçekten çok önemli bir şey. Lig olarak da Beşiktaş'ın her zaman hedefi şampiyonluktur. Bu sene kesinlikle farklı olmayacaktır. Güzel bir grubumuz var. Gidenler oldu. Gelenler var. Yine gelenler olacak. İnşallah hepimiz adına hayırlı bir sezon olur. Çok teşekkür ediyoruz. Erdal abi, sana da çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Bu bizim için çok önemli bir soru. Futbolcular sürekli maç oynamak ister. Hani idmandan çok maç oynamak ister. Onun için 3 günde bir, 4 günde bir maç bizim için çok güzel. Çünkü tabii ki zorlu maçlar da oluyor. Bir mağlubiyetten sonra istersin ki bir sonraki gün bir maç daha olsun ki onu telafi edebilsin. Ama saat konusunda bana göre hani bütün, yani çoğu futbolcu öğlen saat 4-5'te oynamak ister. Çünkü hem bu bütün gün maçı beklemiyorsun, hem dediğiniz gibi kitle önemli. Sadece belli bir kitleye odaklanmıyorsun. Burada kardeşlerimiz de izleyebiliyor, annelerimiz de izleyebiliyor. Hani kadın erkek, yani fark etmez, herkes izleyebiliyor. Bu çok önemli bir şey. Bana sorarsanız tercihim her zaman saat 4-5 olur. Ama bunun farklı faktörleri var tabii. O bize kalmamış ama bana sorarsanız o saatler inanılmaz güzel saatler. Ben Satan da hemen kısa bir cevap edeyim. For me, I would say it's a lot of games, and for us, it's also very important. For me, like Oguzhan said, I prefer 4 to 5. For me, I also prefer like 3 to 4 o'clock, like this. After a game, you can have time with the family, you can have time with your friends, and there are a lot of games. So I think we have to prepare ourselves well. Also, we have to always stay fit and focus for everything that comes. Dediğiniz gibi çok maç var önümüzde. Bu maçların hepsine de en iyi şekilde hazırlanıp elimizden geleni yapmak zorundayız. Yapacağız da. Diğer sorunuzun cevabını da ben de öğlen 3-4 gibi maçları oynamayı isterim. Çünkü maçtan sonra en azından ailemize, çocuklarımıza, sevdiklerimize daha fazla vakit ayırabilme şansımız olur. Benim de tercihim bu yönde olur. For what I would say, yeah, it's a Besiktas have been a club that I wanted to play since I was young. I know it will not make sense. People will never understand what I mean, but I know what I'm saying. And for what I will say today, I'm happy to be here. And my ethic does not allow me to speak about any other clubs, but the most important is to I choose the right way, and I'm always happy to be a Besiktas player.
ben gençliğimden beri, yani buraya geldiğimden beri, Türkiye geldiğimden beri oynamak istediğim bir kulüpteyim. Sonuç itibariyle de buradayım. Buraya transfer oldum. Daha fazla konuşmak Beşiktaş ettiği anlamında benim için doğru değil. Burada olduğum için mutluyum. Doğru yolu seçtiğim için mutluyum. Teşekkür ediyoruz. Yes, like I said, for me I think I'm home. When I arrived here I was like I feel comfortably and people the play other players were nice to me. For me I feel like I'm home. It's a different stage for me, but I'm happy to be here. Dediğim gibi evimdeyim. Evimde olduğumu hissediyorum. Futbolcu arkadaşlarımın da yardım ve desteğiyle beraber daha fazla evimde olduğumu hissedebiliyorum bu süreçte. Yok, kırgınlık artık kalmadı. Hani tabii ki o dönem bazı şeyler istediğim gibi olmadı. İki sene ben burada şampiyonluk gördüm. Sonra şampiyonluktan önce zor dönemler gördüm. Şampiyonluktan sonra da zor dönemler yaşadım. Hollanda'ya gidip tamamen sıfırlanıp geldim. Ben 15 yaşında Hollanda'yı terk etmiştim. 12 sene sonra ilk kez bir 6 aylık bir süreçte evde oldum. O dönemde pandemiye denk geldi. Annemin babamın orada olması bana çok şeyi fark ettirdi tekrar. Sıfırlanıp geldim. Sergen hocamızla gitmeden önce, Sergen hocam çünkü ben gitmeden bir gün önce geldi. Bir görüşme olmuştu ama ben kararımı vermiştim. O an yapmam gereken oydu çünkü karşı tarafa da bir sözümüz vardı. Bize yoksa yakışmazdı, hani anlaşmalar hazırdı. Geldim, kendime güvenim tam. Ben burada çok zor dönemler gördüm. Çok güzel zirveyi de iki şampiyonluk gördüm. Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük başarılar gördüm. Ve Beşiktaş'ın da hedefi her zaman zirvedir. Benim hedefim de her zaman en üstü. Onun için çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum. Ve gerçekten işten de güvenim kendime tam ve inanıyorum yani. Teşekkür. Yes, for me, I trust myself like I always said and I'm always ready for anything, but the decision comes from the coach. So for me, I'm always ready, and I want to play the game against PAOK also. And I think I'll have a better future also here in Besiktas. Ben kendime güveniyorum, hazırım. Bu PAOK maçını oynamaya da hazır hissediyorum ama tercih tabii ki hocamızdan gelecek. Gelecek için de ben geleceğimi Beşiktaş'ta görüyorum diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ozan Özyakup'a, sevgili Bernard Mensah'a. Her türlü zorluğa rağmen zaferlere yürümeye devam etti. Her zorlu dönemde olduğu gibi içinde bulunduğumuz bu zor dönemi de birlikte atlatacağız. Bu sefer binlerce kişiyle değil, milli okula giderken, işe giderken, spor yaparken, ne zaman, nerede olursan ol, Beşiktaş'a adımlarınla destek olabilirsin. İster bir adımla, ister binlerce adımla. Türkiye'nin